Sen biliyor musun ne olduğumu? Ben yatağım evde yer yok diye kapının önüne koydum, tamam mı? Şey, kutu halinde ama hani marangozun getirdiği yatağı. Yataşım gelmediği için yatağı kurdurmadım. Dedim boş boş durmasın odada, yer kalmasın, video çekeyim o zamana kadar oda boşken. Harbiden de dediğimi yapıyordum. Ben nereye gittim geldim ki yatak yok? Çeşme. TV ünitesiyle beraber ihtiyacı olan birine vermişler. Diye bir şey demedim, ihtiyacı varmış diye adama. Sen de inandın. Hayır konuştum. Adamla konuştum. Senin eşyaların nerede? İşte yatağımla TV ünitemi götürmüşler. Benim eşyalarım evimde. Onları içeri alacaktım. Evde yer yoktu. Dedim dursun burada, ablama götüreceğim TV ünitesiyle. Hı. Ablama götüreceğim yatak. Öyle aldı. Nerede onlar? İhtiyacı olan bir abi de. O yüzden ben de ablamla beraber yenisini seçeceğiz. Ablanın ihtiyacı olduğunu. Hem de kendime. Onlar mı karar vermişler? Abla tabii, bilmiyorlarmış. Bilmiyor, kapının bilmiyor, önüne koymaya da hakkım yok benim. Dış kapı. Oraya koyunca adam da herhalde çöp zannetmiş. Peki aramış mı? Aramayın ben. İşte aramamış çünkü hakkım yok oraya koymaya. Hayır, arayıp söylemesi lazım. Ya zaten... Ama benim de arayıp buraya koydum, haberiniz olsun demem lazım. Hata bende başladığı için. Evet. Ben de olsam gıcıklık olsun diye ben de aynısını yapardım. Tamam. Bir kere uyarı yapmış. İki kere uyarı yapmış. Ya.